topraktan yapılan ve beton yardımıyla, çimento yardımıyla yapılan bir basamakları var ama taş yani genel olarak. Evet. Bakalım. Gerçekten yani Alanya'da kimsenin bilmediği yerleri keşfetmeye devam ediyoruz. Bakalım. Şuralarda böyle kökler mökler. Harbiden buranın dışarıdan bir görünme ihtimali sıfır ya. Yani. Şurada bir daha önce keşfedenler olmuş tabi. Burada bir ateş yanmış, bir mangal keyfi yapılmış. Ve denize sıfır. Harika. Burada şimdi aşağıdan görüntü almaya devam edeceğim. Yani arkadaşlar Alanya'yı karış karış biliyorum diyenlerin de bilmediği bir yer burası. Gerçekten efsane. Vallahi bayıldım. Hem su kenarında hem tatlı su akıyor. Buraya bakar mısın? Harika. Gerçekten tam bir doğa harikasının içinde buldum kendimi. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum bunu buraya getirdikleri için. Ama dediler ki bu bir sır. Kesinlikle kimseye söylemem. Ya arkadaş sen burayı nereden buldun ya? Yani, bunlar gerçekten çok gizli ve secret yerler. Hatta top secret. O yüzden bu çok gizli bilgileri herkesle paylaşmıyoruz. Dikkat edersen burada yaşıyor olmana rağmen yıllar ve yıllar sonra ancak Kleopatra'nın bu gizli sığınağına ulaşabildin. Burası o kadar dehşet bir yer ki kayalıkların, taşlıkların ve egzotik ağaçların altında incir ağaçlarının tamamen yüzyıllar öncesinde kalan o dokusuyla beraber aşağıya sarkıttığı ipliklerle adeta Tarzan'ın bile sarmaşıklarını aratmayan değişik bir görüntüsüyle burası gerçekten sıra dışı bir yer, inanamıyorum. Ve çok geç kaldım, çok çok geç. Ama artık öğrendim, biliyorsun. Evet, artık ben de şurada doğal kaynak sularının altında duşumu alacağım. Senin gibi. İşte bu. Muhteşem bir yer. Buraya bakar mısınız yani tepelerden tatlı su akıyor yani tadına da baktım gayet içimi filan gayet düzgün valla efsane bir keşif oldu bugün. Harika. Abi ben buraya gördüğümde sen bana dedin ki işte Tolga böyle böyle bir yer keşfettim Alanya'da. Yani kimse Alanya'yı biliyorum diyen adamın bile bilmediği bir yer dedin. Ben de yok artık abi nasıl olur falan filan. Burada tabii aile yapıları, burada çok sınıf aileler yaşamıyor. Burada doğanın içinde muz bahçelerini yetiştiren, tarlaları olan, domates birilerini kendi eken insanlar. Onlar burada palezlerin arasında çok saklı 2-3 koy var burada. Buranın hangi bölge olduğunu söylememize gerek var mı? Hayır, söylemeyeyim. Evet, burası çok özel bir yer. Gerçekten yani biz bulduk burayı bir anlamda. Ama kendiliğinden yani hiçbir şey araştırmadan ve aramadan hatta otların, böceklerin, hayvanların arasından inilen bir yer. Birdenbire burada, buranın neredeyse hani Maldivler'de ya da Karayipler'de saklı kalmış tehlikeleri açık iguanaların yaşadığı minik bir alan gibi de hissediliyor. Hani yıllar önce Kleopatra'nın buraya ilk adım atışlarını hissedebilirsiniz bu taşların üzerinde yürürken. Evet evet, orada bir taş evet. Gördüm ya sanki Mısır'dan getirilmiş gibi. Aynen. Böyle bir bu kayaların doğal yapısında tarihin o ürkünç dokusunu da hissediyorsunuz. Sanki hani merdivenler nasıl? Evet,
merdivenler çok ilginç. Çok ben ilginç yani böyle. Şaşırdım kaldım ya bu kadar dik. Yani ne zaman yapılmıştı bilmiyorum ya yapılmışlar. Buranın yerleri herhalde yapmışlar ama hemen üst tarafta işte hayvanları falan olan bir köylü yaşıyor. Orada evet. İnekleri var, sığırları var ve hani turizmden bir haber, bir adam belki de yani. Evet. İlginç. Ama buranın paha biçilmez bir değeri var. Burada bütün gününüzü geçirebilirsiniz ve hayatınızın en egzotik gününü geçirebilirsiniz. Fakat bunu yaşamak için çok keskin bir hayvan sidiği kokusunu burnunuzu kapatarak geçmeniz gereken bir alan var. Tabii bu aslında bilerek yapılan bir şey belki de. Yani bir insan burayı gizlemek istese herhalde gerçekten bunu yapardı. Oraya sığırını koyardı. O hayvan oraya kakasını, çişini yapardı. Her taraftan sinekler uçuşurdu ve siz yok kardeşim buradan aşağı inilmez derdin. Böyle geldim. Evet, böyle ben gider. Böyle geldim. Gerçekten abi. Öyle geldim. Bu nereye falan nereye geliyoruz dediler. Evet. Hani Tolga muhteşem hayatında göreceğin en güzel koylardan bir tanesi falan filan. Yani çünkü özellikle Antalya'da çok fazla böyle küçük gizli koylar yok. Muğla gibi değil burası ama ben hani nasıl olabilir ki diye yani çok abarttı gene falan filan diye Mustafa gene kriter Mustafa yine şey abarttı dedim ama hakikaten abarttığı kadar da varmış diyorum. Evet evet. O yüzden lütfen bizi yanlış anlamayın sevgili dostlar. Buranın hani tam olarak koordinatlarını size veremiyoruz. İşte nereden girip nereden sağa çıkılıp işte oradan nereye iniliyor. Bunu söylemeyeceğiz ama inanılmaz derecede de merkezi bir yerden buraya inildiğini de bilin. Yani burası böyle hani çok uzak bir köşede değil. Hemen arka taraflardan ana yolun geçtiği bir yer. Bir tek bu ipucunu verebilirim. Hani kafayı kıran biri belki ana yollardan sağlara girerek buralardan bu yolu bulabilir ama kafayı sıyırır tabii bunu bulana kadar. Bu bilmeceyi sürdürmeyi devam ettireceğiz. Çünkü burası gerçekten hani Allah'ın bir lütfu. Burası ya o şekilde bulunacak bir yer değil. Yani tamamen tesadüfle bulunabilecek bir yer yani. Yani bu ipuçları falan bulunacak bir yer değil yani. Gerçekten efsane. Peki o zaman teşekkür ediyoruz böyle güzel bir yerle tanıştık. Yeni gizli saklı yerlerde, bölgelerde, kamplarda, doğa yürüyüşlerinde görüşmek üzere. Bay bay. Şeyler mi? Sarkıtlar oluşmuş. Yani ciddi acayip. Vallahi mağara gibi ya gerçekten yani o kadar yoğun ormanlık alan ki şey gözüküyor. Bakan... Güneşli havada bile aydınlık göremiyoruz. Aynen merdiven de bayağı dikmiş. Vallahi burası efsane bir yer.